antrenöre getiriyorsun, antrenöre şey veriyorsun. Poco'ya 1,5 milyon euro tazminat veriyorsun. Gönderiyorsun, tazminat veriyorsun. Maaş veriyorsun. Kaça geldi? Mourinho'yu getirsen daha iyi. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olup olmayacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. İddialara üstü kapalı bir şekilde yanıt veren Yıldırım'ın başkanlık hazırlığında olduğu öne sürüldü. Böylece hem Fenerbahçe'yi küçültüyorsun hem kendini. Ama buna devam edersen, bir aday dersen aday çıkar. Aday çıkar, çok rahat çıkar. Hiç kimse çıkmazsa ben adayım. Bu böyle bir şey. Camiyeyi zorlamak, insanları da zorlamak, herkes haddini bilsin. Fenerbahçe'de Haziran ayında seçimli genel kurul var. Hali hazırda tek adaysa Saadettin Saran. Saran'ın adaylığını açıklaması Aziz Yıldırım'ın aday olma ihtimalinde güçlendireceği belirtiliyordu. Konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Yıldırım, ben herhangi bir planlama ya da çalışma içerisinde olursam bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım demiş, adaylık iddialarını bu şekilde yalanlamıştı. Ancak kulisler yeniden hareketlendi. Yıldırım'ın bir kez daha Fenerbahçe başkanlığına aday olmak için harekete geçtiği iddiaları bir anda gündem oldu. Aziz Yıldırım'ın başkanlık yaptığı dönemdeki ekibine çağrıda bulunduğu öne sürüldü. Fenerbahçe kulislerini yakından takip eden gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Aziz Yıldırım başkanlık döneminde beraber çalıştığı sportif ve idari ekiplerine hazır olun ve benden haber bekleyin talimatını verdi. Ya. Neden peki? Neden abi, işte ben buradan soruyorum. Abi, neden merak ediyorum ben. Söz konusu haber Fenerbahçe camiasında yankı uyandırdı. Sosyal medyada Aziz Yıldırım ismi, yandan Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'unsa yeniden aday olup olmayacağı netlik kazanmadı. Ali Koç'un aday olmaması durumunda genel kurula başkanlık için Saadettin Saran aday olacak. Ola gözümün üstünde kaşım yok demeyeceksin. Hapise gideceksin. Hapise! Öyle yok öyle şey. Bak bugüne kadar sabrettim, bundan sonra sabretmem. Yanındaki insanlar şunu söylüyor. Aziz Yıldırım'a göstereceğiz diye bana kimse bir şey gösteremez. Her gecenin bir sabahı olmaz bilin. Beni fazla kızdırmayın. Ayıp denen bir şey var. Sustukça üstümüze geliyorsunuz. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. 30 yılımı bu kulübe verdim ben. Beni soyundurmayın yeniden. Korkuyorsunuz. Korkuyorsunuz. Korku dağları sardı, gidiyorsunuz. Boykot yapacaklar diyorsunuz. Biz Fenerbahçeliyiz. Boykot yapmayız. Ahlaksızlar. Şikayet etmeyin. Bizi şikayet etmeyin. Biz de gidip de başkalarının söylediğini ben yapmam. Bunu bilin. Finansal konuşacağım. Konuşacağım tabii. Sen konuştun işte. Hadi anlatıyorsun. Enkaz aldık. Bu kadar para işte şey. Bak benim suistimalim varsa, benim bu arkadaşlarımın suistimali varsa mahkemeler orada. Gidersiniz bizi mahkemelere verirsiniz. Ama ben sizi mahkemeye vereceğim. Bunu bilin. Bunu bilin, ben sizi mahkemeye vereceğim. Niye vereceğim? Bu kürsüde gelip de Fenerbahçe'nin kutsal kürsüsünde konuşan insanların verdiği sözleri yerine getirmesi lazım. Ben sana teklif yaptım. Dedim ki 150 milyon euro ben ve arkadaşlarım verelim. 150 milyon da sen ver. Gel futbolu sen idare et. Basketi de biz idare edelim. Sen ne dedin? Geldin 150+1 dedin. Biz o bir, sen şimdi koçun ailesinin çocuğu konuşuyor. 150 dedi, milyon euro anladık. Bir de herhalde 1 milyon eurodur. Etti 151 milyon euro. Ne verdin sen kulübe şimdiye kadar? 50 milyon dolar hibe ettin. Daha doğrusu sermaye artımında kullanmak üzere kulübe verdin ve onu bağış gibi kabul ettin. Sonra ne yaptın? 292 trilyonda borç verdiğini söylüyorsun. Yani 30 milyon dolar.
Ben 1998-99'da bu kulübe 30 milyon dolar nakit para verdim ve sildim. Hiç kimseye söylemedim. Maliyeden korkuyorduk. Maliyeden korkuyorduk. Köksal Özbek burada. Onun hesabının üzerinden bile geçirdim parayı. Senin verdiğin para 50 milyon artı 30-80 milyon. Benim verdiğim para kadar değil. Sen 150 milyon euro söz verdin. Sözünü yerine getirdin.